Namaz için Kur'an'da geçmiş peygamberler gibi kılın deniyor. Ama Resulullah'ın Mekke'de ilk yıllarda iki vakit namaz kıldığı söyleniyor. Beş vakit namazın Kur'an öncesinde beş vakit kılındığının dayanağı nedir? İsteyen istediği şeyi söyleyebilir. Problem değil. Ama Kur'an-ı Kerim'de o namazı kılın diyor. Ve İlk ilk günlerde Cebrail Aleyhisselamın Resulullah'a gelip şeyin bir birinci gün mesela sabah namazını tan yeri ağırırken kıldırdı. İkinci gün sabah namazını son vaktinde kıldırdı. Öğlen namazını birinci gün ilk vaktinde, ikinci gün son vaktinde kıldırdı. İkindiği birinci gün ilk vaktinde, şeyin gün son vaktinde kıldırdı akşam ve yatsıyı da aynı şekilde yaptığına dair akşam namazının vaktini değiştirmiyor. Akşam hep aynı vakitte. Yatsıyı ilk vaktinde ve son vaktinde kıldırıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte bu diyor şey, e, namazın vakitleridir diyor. Senin ve senden önceki nebilerin namaz kıldığı vakit bu vakittir diyor sen ve senden önceki nebiler. Bu sahih bir rivayettir ve Kur'an-ı Kerim'e yüzde yüz uygun bir rivayettir. Niye yüzde yüz uygun? Çünkü Allah Kur'an'ı Resulullah'a Cebrail'in öğrettiğini bildiriyor. Bu da onun öğretmelerdir. Bu tamamen Kur'an-ı Kerim'de olan hükümleri söylüyor. Ondan sonra onun için <laughs> İlk günden itibaren beş vakittir. Efendim iki derler, iki rekat derler, bilmem şu, söyle, söyler, ne olacak her şey, herkes her şey söyler. Yani Medine'deki Yahudiler bu, bu kadar tahrifatı yapıyordu az önce anlattığım tarihleri, bugün yapmayacaklar mı? O günkü münafıklar yapıyor da bugünkü münafıklar yapmayacak mı? Resulullah'a hayran bırakıyordu bu insanlar, bugün ne yapacaklar, e yapsınlar ne yapalım? Ama doğrusu o değil, doğrusu bu. Bir salatul yani en az üç şeyin Zaten diyor orası. bak Allahü Teala diyor ki <laughs> hafizu ala salavat. <laughs> Namazları sürekli kılın diyor. Çoğul en az kaç olur Arapçada Hişam? Üç. <laughs> en az üç. Türkçede iki çoğul olur ama Arapçada iki çoğul olmaz. Ona tesniye derler Arapçada. Çoğul en az üç olur. Peki salavat dediğimiz zaman en az kaç olur? Üç olmaz. En az değil. üç olur. En az üç. Bir de en orta namazı kıl diyor. Elvusta ismi tafdildir. Orta namaz değil, vasat değil. Evsatın neyi? Mühennesi değil mi? Evet. En orta. En ortayı diyor. Peki şimdi üçe bir namaz daha katarsak kaç eder? Dört. Şimdi şurada dört. Dört rakamı var. Bunun ortası ikiyi iki bir tarafa, ikiyi bir tarafa aldık. Ortada bir şey kaldı mı? O ortası olması için en az beş olması lazım. Başka çaresi var mı? Bunu beş yaptığımız zaman iki bir tarafta, iki bir tarafta ortada bir tane kaldı. Değil mi? En az beş olmaz zorunda. Peki en orta diyor. Niye orta demiyor da en orta diyor? Şimdi siz sabah namazını orta kabul edebilirsiniz. Akşam yastı iki, Öyle ikindi ki ortada sabah namazı olur değil mi? Öğlen namazını da orta yapabilirsin. Sabah yatsı bir, ikindi akşam bir, böyle ortada kaldı. Aynı şey ikindi içinde de yapabilirsiniz. Ama en orta dediğiniz zaman bunlardan farklı bir şey olması lazım. Farklı ne oluyor? Mesela diğer, reka, diğer, diğer namazlar, mesela bu hem gece gece namazı akşam güneş batar batmaz kırılıyor hava aydınlık iki geceden iki gündüzden ortasında kalıyor. Rekat sayısı üç. Bu üç rakamı dörtle dördün ortasını bulur mu? Mesela ya iki namazı dört rekat yası dört rekat onun ortası üç olabilir mi? 4 3 4 olur değil mi? Peki 2 ile 4'ün ortası da 3 olur mu? O zaman en orta olması için bazı namazlar 4 rekat, bazı namazlar 3 şey 2 rekat olmalı ki bu en orta olsun, değil mi? Ondan sonra dikkat edin bakın güneş battıktan sonra kılınıyor akşam namazı. Güneş batınca akşam başlar, gece başlar. Peki onu en orta yapan 3 rekat olmalıdır, değil mi? o bir rekatı alın e, bir rekatı bir kenara koyun yani şeyin terazinin dili gibi akşam rekat sayısı kaç olur o bir rekat ayırdığınız zaman dört yazsı iki akşam akşamın ikisini alın altı iki de sabah sekiz, gündüz namazları kaç rekat sekiz, sekiz. gördünüz mü? bak yeni orta işte en orta demesinin bir anlamı var canabağ. Gelinleyin bari hatası en orta ikindi olarak görüyorlar halbuki akşam namazı. En ortanın yani. ikindi olması akşam namazı dışında olması mümkün değil mümkün yani değil en orta bu dediğiniz da bariz zaman. Bir hatadır evet. Bir şey eksik kaldı. Seferilikte akşam namazı kısaltılır mı? Hayır. Yok. Çünkü gene orta olmaya devam ediyor. Onu özellikle koruyorsunuz. Evet. Çünkü 3 2 ile 2'nin de ortasıdır.